İyi günler. Bugün sizlere yurt içi ve yurt dışı piyasalar açısından önemli bir göstergeyi tanımlayacağım ve Türkiye açısından nasıl değerlendirilebileceğini anlatacağım. Dış borç ödeme kapasitesi. Türkiye gibi yurt dışından kendi para birimiyle borçlanamayan ülkeler sonuçta servisi gerçekleştirirken döviz varlıklarına ihtiyaç duyuyorlar. Ve döviz varlıkları olanağı da bazı kaynaklarla elde edilebiliyor. İhracat gibi, turizm gibi ve tabii ki en önemli güven unsuru olan Merkez Bankası rezervleri gibi. Merkez Bankası rezervlerinin dış borç stokuna oranlanmasıyla dış borç ödeme kapasitesi rasyolarından bir tanesini elde edebiliriz. Merkez Bankası rezervleri ekonomik işlevinin yanında dış alacaklılara borcun ödenebileceğine dair güven veren çok önemli işlevi olan bir kalemdir biliyorsunuz. O yüzden bir güven ve itibar unsurudur. Merkez Bankası rezervlerindeki eksilme yurt dışı borç verecek kesimler ya da yabancı sermaye açısından çok olumsuz algılanır. O yüzden rezerv takibi de önemlidir. Aynı dış borç stokunun yükseliş trendinin önemli olduğu gibi. Türkiye'nin 2004 yılı son çeyrekte 2008 yılı son çeyrek arasında rezervlerinde Merkez Bankası rezervlerinde önemli bir artış ortaya çıktı. Çünkü o dönemde Türkiye dünyadaki sermaye bolluğundan rahatlıkla yararlanabilen bir ülke konumundaydı. Bu da rezervlerin hızlı artışını beraberinde getirdi. Yaklaşık bu 4 yılda %110'luk bir artış oldu rezervlerde. Fakat özel sektör dış borçluluğu başta olmak üzere borçlulukta da %100'lük bir artış ortaya çıktı. Ama sonuçta tarihte en yüksek dış borç ödeme kapasitesinin oluştuğu yıllardır bu yıllar. %30'ların üzerine çıktı yani kapasite. Arkasından işte küresel kriz ve birkaç olumsuz gelişmede Merkez Bankası rezervlerinde erime başladı. Ama dış borçluluk hızla artmaya başladı. Çünkü ekonomik büyümenin özel sektör eliyle geliştirilmesi üzerine kurulu ekonomi politikaları çerçevesinde özel sektör dışarıdan finansman bularak büyümeyi sağlıyordu. Özellikle o yıllarda 2011 yılında örneğin %11 oranında büyüyen bir ülkemiz olduğunu biliyoruz. Bunların dışında 2014 yılından sonra rezervlerde bir gerileme var. Dış borç stokunda bir artış trendi var. Her ikisini birlikte değerlendirdiğimizde görüldüğü üzere dış borç ödeme kapasitesi düşmeye başlıyor. %20'lere gerilemeye başlıyor. Fakat en büyük gerileme dış borç ödeme kapasitesinde en büyük gerileme geçen yıl, pandemi yılı yani 2020 pandemi yılında ortaya çıktı. Çünkü Merkez Bankası'nın kur yükselişine müdahalesi esnasında rezervler eridi. Şu anda zaten eksi rezerv var 60 milyar doların üzerinde. Brüt rezervler 90 milyar civarında. Peki dış borç ne durumda? Brüt dış borç stoku 450 milyar lira 2020 milyar dolar 2020 yılı sonu itibariyle. Peki kısa vadeli ne kadar? Evet, kısa vadeli içinde önem kazanmaya başlıyor. Yani bir an önce vadesi gelen ve servisi gerçekleşecek olanlar biraz önem kazanmaya başlıyor son yıllarda. Peki bu 450 milyar dolarlık brüt dış borç stoku yüksek bir rakam mı? Şu anda yüksek değil. Niye diyeceksiniz? Çünkü 2017 yılının son çeyreğinde de dış borç stoku zaten bu düzeydeydi. Dolayısıyla dış borç stoku demek ki 3,5-4 yıl civarında hemen hemen değişmedi. Ama rezervler çok azaldı. Bu nedenden dolayı yani %20'nin üzerinde eridi rezervler 3,5 yıl içerisinde. Bu nedenden dolayı dış borç ödeme kapasitesinde bir zafiyet kendisini göstermeye başladı. Bu olumsuz bir algı piyasalar açısından özellikle. Yabancı sermayenin çekingen davranması sebeplerinden bir tanesi. Çünkü gerektiğinde döviz çıkışının açısından sorun yaşanabileceğini düşünüyorlar. Ve geleceklerse bile
daha yüksek bir faiz ya da daha bir kısa vade talep etmeye başlıyorlar açıkçası. Bunun dışında tabii ki dış borç ödeme kapasitesi açısından ne yapabilirdir? Türkiye bunu nasıl yükseltebilir? Şöyle hesapladığımızda, ileriye dönük bir hesaplama sonucunda şunu bu elde ettim, paylaşmak istiyorum. Dış borç ödeme kapasitesinde yükseltebilmek için Merkez Bankası rezervlerinde %40'lık artış. Eğer gerçekleşmiyorsa brüt dış borç stokunda %370 milyar dolarlara doğru bir gerileme. Her ikisinin dezavantajı var, söyleyeyim. Brüt Merkez Bankası rezerv artışı çok gerçekçi değil, %40'lık kısa vadede. Bunun dışında brüt dış borç stokunun gerilemesi, yani 450 milyar dolar seviyesinden 380 milyar dolar seviyesine gerilemesi günümüzde de pek mümkün değil. Çünkü 2021 yılı Şubat-Aralık döneminde toplam borç servisi, yani ana para ve faiz olarak ödenmesi gereken tutar, yani ihtiyaç olunan döviz miktarı kamu sektörü için 25 milyar doların üzerinde. Özel sektör için 45 milyar doların üzerinde. Bunu Hazine Maliye Bakanlığı'nın kamu borç yönetimi raporlarında görebilirsiniz. Veriler oradan. Bunun dışında hem böyle bir döviz ihtiyacının olması nedeniyle borcun borçla döndürülebilmesi kendisini göstereceğinden dolayı mümkün olmayabilir. Hem de aynı zamanda dövize olan ihtiyaç kuru arttırıcı etki yapacaktır ve dövizin ülkeye gelebilmesi, ki borçla da olabilir bu, ülkeye gelebilmesi döviz kuru üzerinde planlayıcı etki yapacaktır. Yani bu dönemde dış borç stokunun azaltılması çok da mümkün görünmemektedir, çok da arzulanmamaktadır. Dolayısıyla bu önemli bir gösterge, dış borç ödeme kapasitesi ve dolayısıyla bu kapasitenin yükseltilebilmesinde görüldüğü gibi iki seçenek var. Seçeneklerden bir tanesi Merkez Bankası rezerv artışı, bir tanesi dış borç stokundaki azalış trendine girebilmek. Dış borç stokundaki azalış trendi günümüz koşullarında, yani 2021 Nisan sonu Türkiye ekonomisi açısından kur yükselişlerinin frenlenmesini sağlayacak bir şey değildir, çözüm değildir. Geriye Merkez Bankası rezerv artışı kalmaktadır. Arzu edilen budur. Çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.